İyi akşamlar. Oo, Bekir gelmiş. Nereden böyle ya? Reşit Bey'in memleketine kadar gittik geldik. Arız bulunmuştur. Biliyoruz Reşit Efendi. Ben yanından geliyorum. Yanından mı geliyorsun? Bir Suriye köyünde. Bunların adamının evinde. Nasıl durumu? Allah acısın. Hiç iyi değil. Bunun iki köylüsü dün sınırda dolanırken bulmuş ağamı. Yani demeleri o. Eve çıkartıp acık sarmışlar etmişler. Ama kötü, yanmış, bacak kırık. İçine kafasına ne oldu artık Allah bilir. Sabah güneşirken indireceğiz. Buradan da ambulansı atıp uçuracağız. Ben de öyle düşündüm. Araba falan hazır. Oradan bir ekip gün doğarken alıp getirecek. Ekibin eksik kalsın. Ağamı ben alacağım. Sen tek arabayı hazır et. Eve en yakın yol ağzında beklesin. Benim haberim olmadan kimse o eve yaklaşırsa seni bitti bilsinler. Bu silah Seymen elimize geçmeden senin beyninden inmeyecek. Hala ne istiyorsun sen bizden Reşit Bey? Onu bir anlatsana. Şu yapılamayan görüşmeyi yapalım ha. Bak hazır bir aradayız. Seymen toparlansın, oturulur konuşulur. Şimdi sırası değil. Ne sıfatla konuşacaksın benimle? Seni ortaklıktan atmışlar diye duydum. Ben de geliyorum. Olmaz. Abimi almaya ben de geliyorum Bekir Kirve. Karadağların ayakta kalmış tek erkek evladını kendi elimle mayına sürecek değilim. Geri dur. Nasıl engel olacaksın? Güzellikle bekle evladım. Şimdi sırası değil bunların. Gitmem lazım. Orada bizi neyin beklediğini bilmiyorum. Biz de zaten ondan salmıyoruz. Gel Seyhan. Onlar ne yaptıklarını biliyorum. Seyhan zaman geçiyor gel. Yaman dur. Bekir'i o adamların arasına tek başına bırakamayız bırak. Ne yapıyorsun Yaman Bey? Hadi hadi devam edin. Benimle ilgilenmeyin ben arkanızdayım. Allah Allah. Vay anasını. Sıra bak be.